Beklenen an geldi benim için de. Değerli hocalarım, veliler ve arkadaşlarım. Mezunlar adına konuşma yapmam istendiğinde 2008'deki üniversite öğrenci temsilciliği görevimden kalma alışkanlığımla bugün mezun olan 1979 kişi adına ortak neler söyleyebileceğimi düşündüm. Yuvarlak cümlelerden oluşan bir metin hazırladım. Sonrasında hocalarımla metnimi paylaştığımda kendi deneyimlerimden yola çıkarak konuşmam tavsiyesinde bulundular. Ben de bundan cesaretle burada en genci 20'li yaşların başlangıcında olan sizlere bir masal anlatmaya karar verdim. Benim masalımın ismini tahmin edersiniz. Boğaziçi. Bir varmış, bir yokmuş. Bundan birkaç sene önce Anadolu'nun küçük bir şehrinde küçük bir kız çocuğu yaşarmış. Ülkesinin her köşesindeki yaşıtları gibi her soru için önüne 4'ü yanlış, 5 seçenek konan kitaplarda bir doğruyu bulmaya çalışırken hayaller kurarmış. Boğaziçi hayalleri. O sorulardan o kadar çok çözmüş, o kadar çok şıkkı çember içine almış ki sonunda Boğaziçi'ne kavuşmaya hak kazanmış. Bugün tam arkamda oturan annesi babasıyla el ele gelmiş kayıt gününe. Hem koca İstanbul'un hem Boğaziçi'nin dört bir yanını saran kedilerin ürkekliğiyle Güney Kampüsü turlamış, kaydını yaptırmış. Birkaç gün sonra bir yılını geçireceği Kilyos'a yerleşmiş ve yeni hayatına adım atmış. Bu sürede boş durmamış, her cumartesi Kilyos'tan Kandilli'ye kardelenleri ÖSS'ye hazırlamak üzere yola koyulmuş. Ardından okul içinde okul olan kulübü Busos'ta başka sosyal sorumluluk projelerinde görev almış. Boğaziçi'ni Boğaziçi yapan tüm öğrenci kulüplerine, kulüp üyelerine selam olsun. Kulüp çalışmalarında öğrendiklerini yine okulunda başka bir mecraya taşımak istemiş ve öğrenci temsilcisi seçilmiş. Her hafta iple çektiği üniversite yönetim kurulu toplantılarında öğrenciler adına konuşmanın Boğaziçi'nde gerçekten fark yarattığını, öğrencilerin fikirlerine kulak verildiğini, bunun ötesinde bu fikirlerin önemsendiğini ve uygulandığını burada görmüş. Her çarşamba saat 10'da başlayan toplantıların sonuncusunda hocalarıyla gözleri dolu vedalaşarak görevini sonlandırmış. Bu sürede yine ürkeklik ve cesaret karışımı hislerle gittiği Hong Kong Öğrenci Liderleri Konferansı'na aç kalmayayım diye valizinde ekmekler götürmüş. Orada Boğaziçi mezunu abi ve ablalarıyla tanışmış. Evinden kilometrelerce uzakta yediği ev yemeklerini hala unutamamış. Camiamızı ayakta tutan Boğaziçi mezunlarına selam olsun. Ardından yıllardır hayalini kurduğu ülkeye, İtalya'ya bir değişim programıyla gitmeye hak kazanmış. Bu süreci başka bir ülkede, başka bir dil öğrenmenin ve yeni insanlarla tanışmanın heyecanıyla geçirmiş. Öğrendikleri, öğretecekleri olmuş. Öğrendiklerini yeni kuşaklara öğretecek eğitim fakültesinin ve İngilizce öğretmenliği bölümünün tüm öğrencilerine ve hocalarına selam olsun. Sonrasında dönüp geldiğinde Boğaziçi'nde niçin yok dediği uluslararası öğrenci ağının kuruluşuna şu an birlikte mezun olduğu arkadaşlarıyla öncülük etmiş. Boğaziçi kültürüne renk katan tüm yabancı öğrencilere ve hocalarımıza selam olsun. Masalın benim anlatacağım kısmı burada sona eriyor. Ne mutlu ki Boğaziçi camiasını bir arada tutacak,
yeni masallar yazmamızı samimiyetle destekleyecek Mezunlar Derneğimiz var. O yüzden masalımı alışıldık sözcüklerle değil, birkaç teşekkürle bitirmek istiyorum. Teşekkürlerim Boğaziçi masalını bu kadar gerçek kılan yol arkadaşlarıma, sizlere. Manzarada sabahladığım, kulüp odasında saatlerce toplantı yaptığım, çimlere uzanıp bulutları saydığım, dans etmekten, ders çalışmaktan uykusuz kaldığım, petekte birlikte soluk aldığım, Boğaziçi'ni benim için okulun ötesinde ev yapanlara. Sorumluluğumuz büyük. Çok köşesi olan hayat çokgeninde bir köşeyi daha dönüyoruz. Teker teker ve birlikte yapacağımız çok şey var. Değerli hocalarım, bugün çıktığımız yol bir bayrak yarışı değil. Kendi ürettiklerimizi sizlerin bilgi ve tecrübelerinizden yararlanmaya devam ederek büyüteceğimiz yepyeni bir serüven. Biz Boğaziçi'li olmanın sorumluluğunu taşıdıkça sizlerin hep yanımızda olacağınızı biliyoruz. Değerli veliler, hepinizin maddi ve manevi büyük emekler vererek beklediği, ülkemiz koşullarında çok az gencin hakkıyla tecrübe edebildiği koskoca bir dönemin sonuna geldik. Bizlere verdiğiniz emeğin karşılığını içten teşekkürlerimizle ve bundan sonra üreteceklerimizle bile ödeyemeyeceğimizi biliyoruz. Anneciğim, babacığım, kardeşim, şu an olduğu gibi hayat boyu yanımda olacağınızı bilmek çok güzel. Ve bitmeyen masal, sevgili Boğaziçi'm. Bütün dünyanın senin gibi olması hayaliyle bitiriyorum konuşmamı. Doğayı kampüslerimiz gibi koruduğumuz, her metrekaresinde evimiz gibi hissettiğimiz, farklılıkların zenginlik olduğunun bilindiği, sakinlerinin sansürden, savaştan, düşünmekten, düşündüklerini ifade etmekten korkmadığı bir dünya hayaliyle. Teşekkür ederim.